Meryem 8 yaşında Down sendromlu bir çocuk. Bir vicdansız çok sevdiği telefonunu çaldı ama sonra neyse ki utandı. Kendisini haberde de izledikten sonra pişmanım deyip teslim oldu. Show Haber'de telefonuna yeniden kavuşan Meryem'in sevincini görüntüledi. Sordum, dedim ki sattığında ne kadar değeri vardı bunun? Sen kendini yani buna yakıştırdın kızımı kullandığın için. Ne kadar değeri varsa dedim onu söyle. Down sendromlu kızın elindeki cep telefonunu çalan hırsız vicdanına yenik düştü, polise teslim oldu. Yani onun hastalığında faydalandığın için çok zorumuza gitti. Meryem, alo kim aldı? Abi gitti. Aldı kaçtı diye abi. Vardı. Vicdanları yaralayan hırsızlık Sultan Gazi'de yaşandı. Anne Lütfiye Gürbüz 8 yaşındaki Down sendromlu kızı Meryem'le Malatya'dan İstanbul'a aile ziyaretine geldi. Kızı annesinin cep telefonunu aldı ve pencerede oturup oyun oynamaya başladı. İşte o esnada kamera açısına bir şüpheli girdi. Önce kızın yanağını okşadı, ardından elindeki cep telefonunu aldı ve kayıplara karıştı. O an annesi hemen arkasındaydı. Bir tanıdığının kızını sevdiğini düşündü. Duydum ama ben yukarıda mesela kızımın kayını falan var. Onu camda seviyordu. Ona sandım yani. Sandım Emrah diye çocuk. Hırsız olduğunu kızının tepkisinden sonra anladı. Bağırdı. Abi götürdü, anne abi götürdü dedi. O öyle bir tepki verdi. Ben baktım hemen böyle döndüm cama doğru ama o aşağı doğru kaçıyordu. Camda da korkuluk vardı zaten. Vicdansız hırsız bu görüntüler yayınlandıktan 2 gün sonra ortaya çıktı. Hem de çok pişmandı. Abi kesti. O vicdansız hırsızın kızın elindeki çaldığı cep telefonu işte bu. Elimizde şu an, peki niye elimizde? Çünkü o vicdansız hırsız kendini haberlerde izledi ve vicdana geldi. Cep telefonunu aileye geri iade etti. Anne cep telefonunu almak için Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. O hırsıza bir çift sözü vardı. Sordum, dedim ki sattığında ne kadar değeri vardı bunun? Sen kendini yani buna yakıştırdın kızımı kullandığın için. Ne kadar değeri varsa dedim onu söyle. Özür diledim yani, pişmanım dedi. Yani tutuklansın neyse cezasını adalet biliyor. Ama pişmanım deyip suçunu itiraf eden hırsız savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.